Ah benim canımın içi, benim yakışıklım, aslanım benim. Evet, mühendislik eğer altyapısı çok iyi olursa bizim gençlerimiz çok fazla icat geliştirebilir. Ama çok iyi laboratuvar ortamları, çok iyi teknolojik imkanlar olması gerekiyor. O sorun, yoksa yani mühendis olurlar. Başarılı da olur. Ama laboratuvara girdiğinde, çalışma yapacağı vakit alete edevata ihtiyacı var. Onlar sınırlı. Yani onları elde etmek mesele. Onun için yurt dışından eleman getirtilmesi gerekiyor. Yine olay dönüp dolaşıp mehdiyete geliyor. Tabii. Çünkü bunlar çok geniş maddi imkan gerektiren şeyler. Mesela Suudi Arabistan parası çarçur oluyor. Küveyt'in parası çarçur oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve o zengin İslam ülkelerinin hepsinin parası çarçur oluyor. Onlar bu tip güzel hayırlı işlere kanalize edilmiş olsa muazzam netice alınır bütün dünya için. Yani sırf Türk gençleri de Arap gençlerin de kafası çok iyi çalışır. Ama paralar çarçur olduğu için İslam ülkeleri fakir. Mesela şimdi Türkiye'de öyle bir laboratuvar çok zor. Yani fizik laboratuvarları, yani mühendislik laboratuvarları olması gerekiyor. Onun için de zengin Arap sermayesinin devreye girmesi lazım. Ve Rus mühendisliğinin, Çin mühendisliğinin ve Japon mühendisliğinin de güzel örneklerinin Türkiye'de yaşatılması gerekiyor. Mesela Japon mühendisleri Türkiye'ye getirmek lazım. Çok yaman mesela Japon mühendisler. Çinli mühendisler de yani çok yetenekliler. Rus mühendisler çok yetenekliler. İşte hep birlikte çalışma yapmalarını ve ortak laboratuvar çalışmalar yapmalarını sağlamak gerekiyor ki bilgi akışı olsun ve teknolojik imkanlar da sonuna kadar kullanılması için de Arap sermayesine akıtılması gerekiyor. Bu da İttihat-ı İslam'la olur. Mesela Suudi Arabistan 1000 günden beri yaklaşık Yemen'i bombalıyor. %70'inde siviller vuruluyor. 9.000 insan öldü. Trilyonlarca lira para harcandı. O parayla Türkiye'de yüzlerce mühendislik laboratuvarı kurulurdu. Yüzlerce. Yüzlerce tıp fakültesi açılırdı. Ve Suudi Arabistan'ın doktor ihtiyacı kat kat karşılanırdı. Ama facia. Bak Suudi Arabistan uçakları geceli gündüzlü Yemen'i bombalıyor. Müslüman bombalıyor. %70'inde siviller. Ama tabii Suudi Arabistan'a da biz dua ediyoruz. Allah kurtarsın, Allah ferahlık versin. Allah İngilizlerin devletinin belasından onları tamamen tecrit etsin, ferahlasınlar. 9.000 insan ölmesi ne demek ya? Şehit olmuş 9.000 insan. Bu da sayılan, bilinenler yani şu an. Koleradan ölenler buna dahil değil. Koleradan şu an binlerce insan ölüyor. Açlıktan ölenler dahil değil. 16.000 hava saldırısı yapıldı. 16.000 hava saldırısı, dünyanın parası bu ve muazzam kan dökülmesine sebep oluyor. Nüfusun %75'i şu an ölümcül açlık sınırında. Mahvoldular yani. Evet, dinliyorum. İstanbul'da resimleri göstermek istiyorum. Eski İstanbul. Bu 1800 sonları Rumeli Hisarı'ndan Boğaziçi'ne bakış. Ya İstanbul dediğim böyle olacak. Evet. 1900'lerin başı Ortaköy. Bayağı güzel. 1940'lar Şişli Harbiye Tepesi. Bayağı güzel. Tepesi. Arnavutköy 1930'lar. İşte olay bu ya. Çok şahane Arnavutköy. Aynı hale getirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'ne milyarlarca dolar para veriyor şu an.